Merhaba, ben uçak yolcusu. 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 20 Eylül 2014 yılında başlayan yolculuğumuz bugün itibariyle farklı bir boyuta doğru devam ediyor. Sizlere bu videoyla beraber ilk defa kendimi göstermiş oluyorum ve merak ettiğiniz birkaç soruyu cevaplamak istiyorum. Uçak yolcusunu aslına bakarsanız uçakta kurdum. Bodrum İstanbul uçuşuydu ve aklıma orada geldi. O zamanki yaptığım meslek bir otomobil dergiciliğiydi. BBC Top Gear dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapıyordum. Ve dergideyken çok fazla seyahat etme imkanımız oluyordu. Özellikle haftada 3 ülkeye test sürüşlerine gidiyorduk. Ve buraya giderken en iyi restoranlarda, en iyi otellerde konaklamayla geçen bir seyahat serüveni düşünün. Ve bunları zamanla insanlara neden paylaşmıyorum ki tarzında bir düşünceyle başladı uçak yolcusu. Ve tabii ki Bodrum'da bol bol düşünme sonrasında uçaktayken artık ne koyayım ismini diye düşünürken uçak yolcusu ismi ortaya çıkmış oldu. Kendimi gizlememin sebebi aslında takipçilerin isteğinden dolayı aşağı yukarı 6. aydayken hesabı kurduktan sonra bir fotoğraf paylaştım ve kendimi gösterip göstermemem gerektiğini sordum. Çoğu kişi gösterilmemesinden yana olduğunu söyledi. Ben de onu devam ettirdim ve açıkçası birazcık da hoşuma gitti çünkü gizli saklı olmak gerçekten güzel bir şey. Gizlenmenin en güzel tarafı birazcık oyun gibi oluyordu tabii. Gittiğim mekanlarda fotoğrafları çekiyorum ve o an paylaşmıyordum. Yaklaşık olarak bir 2-3 saat sonra, mekandan çıktıktan sonra paylaşıyordum. Bundan dolayı ben gittiğim mekanlardan daha sonra paylaşım yapınca birçok kişi beni yakalamak için o mekana gidiyordu. Gizlenmemin tek çözümü buydu. Çünkü olay yerinde hemen paylaşınca anında geliyorlardı çünkü. Aslında düşünmemiştim. Şu anda 62.600 takipçim var ve haftalık 2,5 milyon görüntülemeye sahip Instagram hesabı. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Tabii insanlarla bağ kurdukça sayı gittikçe artıyor ama önemli olan bence takipçi kitlesinin kalitesi. Aslında ortada bir büyü yok. Yani ben de sıradan bir insanım. Herkes gibi. Burada sadece birazcık daha fazla havacılık merakı, daha fazla otomobil merakı. Çünkü geçmişimden uçak yolcusunun başlangıç noktası da buydu. Yani seyahat etmemi sağlayan şey otomobil dergisiydi. Bunları daha fazla göstermek istiyorum insanlara. Neden büyü bozulsun ki? Yani daha fazla içerik ürettiysem, size daha fazla şey sunabilirsem büyünün de bozulmayacağını düşünüyorum. Tabii ki yüzümü göstermekse konu, evet bazı kişiler konuda hoşnut olmayabilirler. Açıkçası emoji olmayacak bundan sonra. Daha eğlenceli videolar olacak. Birazcık daha böyle interaktif, seyahat temalı, aynı zamanda otomobil temalı videolar olacak. En iyi anladığım şey otomotiv. Motosiklet, otomobil ama bunu sıradan bir şekilde yapmayacağız. Seyahat konseptini de içine dahil edeceğiz. Yeme içme, seyahat, otomotiv, havacılık olmazsa olmaz. Sizlere bol bol bilgi verebileceğim videolar göreceksiniz. Bir soru gelmiş dün, onu da söylemem lazım. Saçınız var mı diye soru yapmışlar ya. Böyle bir soru olur mu ya? Saçınız var mı ne demek? Bunu yayınlama. Kestik. Evet. Beş, altı yıl olmuştur. İlk iki ya da 2,5 sene önce tanıştım. Uçak yolcusu hesabıyla 2015 yılında otomobillerle ilgili paylaşımları dikkatimi çekmişti. O zaman tanıştım. Yaklaşık olarak 4 yıl önce tanıştım. 4 yıldan belli sıkı bir takipçi olarak devam ediyorum. Bir Kapadokya seyahatiniz vardı. Odada şaraplar akıyordu çeşmelerden. Dünya rally şampiyonası. Çünkü ben de o aralar Datça'daydım. Tekneyle açılmıştık. O da kendisi de Bikoy'dan yarışın en güzel izlendiği yerden yarışı izliyordu. En çok Finlandiya'da donmuş göl üzerinde yaptıkları Audi testinden hatırlıyorum. O zamanki test sürüşleri, kar, buz üzerindeki drift benim ilgimi çekmişti.
Seyahatler içinde en çok Gaziantep'li olarak Gaziantep seyahatleri dikkatimi çekti. Gaziantep'te 20 yıl yaşamış olmama rağmen bilmediğim mekanları uçak gözü sayesinde keşfedip gittik, ziyaret ettik. Yurt dışına gitmiştiniz motorla ve arabayla. Yunanistan'dı sanıyorum. Biz de tekneyle yanına gidecektik fakat kısmet olmadı. Barcelona seyahatlerinizi hatırlıyorum. Sürekli gidin tavsiyelerinizi, orayı çok sevdiğinizi hatırlıyorum. Ve özellikle de iftarda öğrenci evlerine yapmış olduğunuz ziyaretleri hatırlıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Yakın zamanda yeni videolar gelecek ama hiç merak etmeyin. Beni bugüne kadar destekleriniz ve takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizler de kanala abone olmayı unutmayın.